Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni videoya da hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bir süredir öğrencilerin vergisiz telefon alması ile ilgili çeşitli fırsatlar sunulacağı konuşuluyordu. Ve vergisiz yarı fiyatına iPhone hayaliyle beklenen gün pek de beklenmeyen bir şekilde geldi. Resmi kaynaklardan olmasa da bunun altını çiziyorum. Yine de güçlü iddialarla birlikte vergisiz telefon alma konusunun bazı detayları ortaya çıktı. Şimdi size hem bu detayları anlatacağım kısaca hem de çizilen sınırlar içinde alınabilecek en mantıklı telefonları konuşacağız. Öncelikle öğrenciler özelinde sağlanacak bu fırsata ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilecek. Yani açık öğretim okuyorsanız, yüksek lisans ya da doktora yapıyorsanız size telefon ya da bilgisayar yok, kusura bakmayın. Tek detay bu da değil tabii ki. Bu fırsattan sadece bir kereye mahsus faydalanabileceksiniz. Ve bir bilgisayar bir telefon şeklinde değil, ya bilgisayar ya telefon şeklinde olacak. Aldığınız cihaz sizin üzerinize ve adınıza kayıtlı bir hatta tanımlanacak. Yani işte ben yarı fiyatına alırım, sonra iki katına başkasına satarım falan gibi ticari amaçların önüne geçilmiş ki bence yani eğer bu maddeler gerçek en mantıklısı bu. Bunu kabul ediyorum. Yani şu ana kadar bir problem yok diyebiliriz en azından. Tabii ki hani gönül ister ki bütün öğrenciler ya da herkes faydalansın ama en azından belli bir kısımda olsa iyi bir fırsattan faydalanacak. Asıl hayalleri yıkan şartlar ise şimdi geliyor. İlk olarak arkadaşlar aldığınız telefon ya Türkiye'de üretilmiş ya da Türkiye'de montajlanmış olmak zorunda. Ama bu telefonların tamamını da seçemiyorsunuz çünkü belirli bir fiyat aralığında olmak zorunda. Yani biz bu videoyu çekerken henüz bir fiyat aralığı belli olmamıştı. Hatta 2000 lira falan diyen vardı ama 2000 liraya zaten şu an idarelik telefon bile almak çok zor maalesef ki bilgisayar diye bir şey zaten yok. O yüzden ben bu sınırın 2000 olacağını sanmıyorum. Tabii ne kadar olur eğer belli olduysa bunu da yorumlarda yazın lütfen. Yani o yarı fiyatına iPhone alacağız muhabbeti maalesef suya düştü dostlar. Ki yarı fiyat diye büyük bir fırsatmış gibi bağırılan şey de yani bir telefonun fiyatı kadarını vergi olarak veriyor olmamız. Ama onu da kimse konuşmuyor neyse. Yani sonuç olarak şartlar bunlar arkadaşlar. Yine de elimizdeki fırsatları iyi değerlendirmek gerek diye düşünüyorum ne olursa olsun. Eğer bu fırsattan yararlanmak isteyen kardeşlerimiz varsa da Türkiye'de üretilen ya da montaj Türkiye'de yapılan ürünler arasından size alabileceğiniz 5 farklı markadan 5 farklı ürün seçtim. Şimdi isterseniz onlara bir bakalım. Birinci sırada Apple olma ihtimali ortadan kalktığı için zaten bence ilk yöneleceğimiz markalardan birisi olan Samsung var. Samsung'un da Türkiye'de üretilen ya da montajlanan bilinen ürünleri şunlar. Galaxy A01 Core, Galaxy A21, A30, A52, A70 ve A80. Şimdi bu telefonların tamamı eski arkadaşlar. Yani 2023 model bir telefon yok bunların içinde. Örneğin A01 Core 2020'de üretilmiş yani 3 yıllık bir telefon. Bunun yanında 3000 mAh bataryası, 1 GB RAM'i, 8 megapiksel ana kamerası ve 5.1 inçlik bir ekranı var. Yani çok detayına girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece pek yeterli bir telefon olduğunu düşünmüyorum. Bahsettiğim gruptan bir telefon almak isterseniz de size A52'yi önerebilirim. A52 4 kameralı ve Samsung'la özdeşleşen o arka tasarıma sahip. Ana kamerası 64 megapiksel ve ultra geniş kamerası da 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bunun yanında 5'er megapiksellik makro ve derinlik kameraları bulunuyor. Derinlik işte bokeh dediğimiz onu biliyorsunuz. Ben derinlik olarak söylüyorum bunu. Ön kamerası da 32 megapiksellik bir yapıda. Ana kamerayla 4K 60 FPS'e kadar, ön kamerayla da 4K 30 FPS'e kadar video kayıtları yapabiliyoruz. 6.5 inçlik bir ekran boyutu var. Bunun yanında 128 GB'lık bir depolama alanına ve 4500 mAh'lik bataryaya sahip. İşlemci tarafında ise Snapdragon 720 kullanılmış. Yani çok çok iyi bir işlemci diyemem ama fiyatına baktığımızda 11.000 lira. Bu yüzden bence gayet iyi bir alternatif gibi duruyor. Ki eğer yarı fiyat dersek de 5500 lira bence alınabilecekler arasında en iyilerden birisi. Yani bu bahsettiğim Samsung grubu içinde size önerebileceğim telefon A52. Bu arada hızlı şarj özelliği de var. Bundan sonra öne çıkaracağım diğer telefonlarda da bu özellik bulunuyor. Bizim Ahmet bu arada A52'yi bir seneden fazla kullandı ve gayet memnundu açıkçası. Benim uzun bir süre kullanma fırsatım olmadı ama hem elimde bulunan deneyimden hem de arkadaşlarımın tecrübelerinden dolayı size bunu önerebilirim rahatlıkla. Geçelim bir başka alternatif olabilecek markaya, o da Xiaomi. Xiaomi'nin de Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S ve Redmi 10 2022 modellerinin ülkemizde üretildiği ya da montajlandığı biliniyor. Bu gruptaki en ucuz telefon Redmi 9C ve fiyatı 3500 ile 4500 lira arasında. Bunun yanında 5000 mAh'lik bataryaya, 13 megapiksel ana kameraya ve Helio G35 bir işlemcinin yanında 2-4 GB arasında değişen bir RAM'e sahip. Açıkçası dönemi için bence iyi bir fiyat performans ürünüydü ama 2023'te çok da önerebileceğim bir telefon değil maalesef. Grubun en yeni telefonu ise adından da anlayacağımız gibi 2022'de çıkan Redmi 10 2022. Ancak benim tavsiyem ondan bir sene önce Nisan 2021'de piyasaya sürülen Redmi Note 10 S olacak. Arkasında yine 4 kameralık bir grup görüyoruz bu telefonu.
telefonda da 64 megapiksellik bir ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş, 2'şer megapiksellik de makro ve derinlik kamerasına sahip. Ön kamerası ise 13 megapiksel, ana kamerayla 4K 30 fps videolar çekebilirken ön kamerayla da 1080p 30 fps video çekebiliyoruz. Maksimum depolama alanı 128 GB ve işlemcisi de Helio G95. Aynı zamanda 4-8 GB'lık bir RAM'e sahip, batarya kapasitesi ise 5000 mAh. Şu anki fiyatı 8-9 bin lira arasında ama işte o vergi çıkma muhabbetine baktığımızda da 4-4,5'a kadar düşüyor. Geçelim bir başka markaya, o da Vivo ki Vivo son yıllarda arkadaşlar Türkiye pazarı için ve buradaki alıcı için son derece uygun ve güzel ürünler çıkarıyor gerçekten. Yerli üretim olarak bilinen modelleri ise Y11S, Y21S ve Y53S. 3 telefon da 2021 yılında piyasaya sürülmüş. Yani yıl olarak birisinin diğerine göre bir eksisi yok. Benim bunların içinden önereceğim ise işte kamera, RAM, boyut ve pek çok açıdan öne çıkan Y53S olacak. Kamera tarafından yine başlayayım hızlıca. Ana kamera grubu Vivo'nun 2 kameralı meşhur tasarımıyla geliyor. 64 megapiksellik ana kameranın yanında 2 megapiksellik de makro kamerası var. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip. Ana kamerayla 1080p 60 fps, ön kamerayla ise 1080p 30 fps'e kadar videolar çekebiliyoruz. Snapdragon 480 5G işlemcinin yanında 8 GB'lık da bir RAM'e sahip. Depolama alanını da 256 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Bunun yanında 6.58 inçlik ekran boyutuyla da öne çıkıyor. Fiyatı da şu anda gördüğüm kadarıyla 8300 lira civarında. İşte onun yine yarısını düşünebiliriz. Şu ana kadar farkındaysak karşımıza 2020, 21 ya da maksimum 2022 modeller çıktı karşımıza. O yüzden isterseniz listeye bir tane de 2023 model telefon ekleyelim. General Mobile GB Phoenix 5G. Bu model çok yakın zamanda tanıtıldı, hatta satışa yeni yeni çıkıyor. O yüzden alınabilecek en yeni ve özellik anlamında belki de donanım olarak en bütün telefonlardan birisi. 50 megapiksellik bir ana kamerası var. Ultra geniş açı 8 megapiksel, makro ve derinlik kamerası da 2'şer megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. 4700 mAh boyutundaki batarya 66 Watt'la hızlı şarj olabiliyor. Ön tarafta ise 6.78 inçlik önceki saydığım telefonlara göre en büyük ekran boyutuna sahip. Bunun yanında da 256 GB'lık depolama alanı ve 8 GB'lık RAM'i var. Cihazda ayrıca MediaTek Dimensity 7050 işlemcinin de bulunduğunu söyleyeyim. Fiyat olarak da 16.500 lirayla rakiplerinin bayağı bir önünde ama yine yarı yarıya baktığımızda 8.000 küsüre kadar geliyor. Yine de 2023 yılında üretilmiş olması, yani güncel bir telefon olması, bunun yanında işlemci ve kamera kalitesiyle birlikte bence bu grup içinde tercih edebilecek en iyi telefonlardan birisi. Tüm bu saydığım markalar dışında Casper, Reader, Omix, TCL, Realme ve Tecno gibi markalar da yine Türkiye'de ya üretim ya da montaj gibi işlemler yapıyor. Yani isterseniz bu markaların ürünlerine de göz atabilirsiniz. Tabii ki bir de alınabilecek bilgisayarlar diye farklı bir grup var. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa da videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Onun dışında hem bu vergisiz telefon alma muhabbetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz merak ediyorum ve önerdiğim telefon hakkında da düşünceleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Sizin başka fikirleriniz, başka önerileriniz varsa da lütfen bunları da yazın, biz de öğrenmiş olalım. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.